Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz din kardeşlerimiz, sizler bilen Harameyn seferi hakkıdaki bulayatken sohbetimizle devam ettiremiz. Umrah ibadetine eda etip borgenden son Harameyn şerifeyinge hoşuna cayda türganımız katta baxt hesaplab daim kopra mescidin haramda buluş, tavaf kılış, nefil namazları okuş, cemaat namazlarında iştirak etiş baxtıga müyesser bulup durduk. Şu bilen birge İslam alamı müşkülatlar ve yeşimler deb atalgan anjumanga tayyorgarlik ham başlandı. Anjumanning hujjatlari bilen tanışış, anjumanga iştirak etiş üçün kelayotgan iştirakçılar bilen, aziz ulamalar bilen tanışış demek devam etti. 23. İyul günü bugende bu anjumanning açılış marasımı buldu. Açılış marasımı da iştirakçılar 300'den artık demek kişi hem de Saudiya'nın özüden kegen köpçülük ulamalar iştirakı da açılış marasımı buldu. Açılış marasımı da Saudiya Arabistan'ın padişahı Hadimul Harameyn Şerifeyn Abdullah İbni Abdülaziz'ni namlarıdan Mekke-i Mükarrama mintakasının emiri Halid El-Faysal İbni Abdülaziz emir teşrif buyurdular. Ve açılış merasımı da o kişi padişahının mektubunu, encüman iştirakçılarına yuvarlayan mektubunu okup eşittirdi. Adette bundaki ilmi encümanlarını açılış merasımına alakıda itibar verilirdi. Merasımına köpkine demek itibarlık, nüfuzlu kişiler, halkara teşkilatlar, vakirleri, yerlik teşkilatlarına, hükümet vakirleri ve başkalar teklif kılınadı. İştirakçılar namıdan söz sözlenedi. Şu demek encümanın utkazgılıkçı teşkili komiteni namıdan söz sözlenedi. Hem de haliki etkenimizdik devletini, rehberini sözü yok ki mavzuga tegishli muassasasının rehberini hem sözü buladı. Bu bir tantanali marasim hisoblanadi. Matbuot vakillari ko'p keladi. Ana o'shanda demak anjumanni o'tkazishdan ko'zlangan maqsad bunda kimlar ishtirok etayotganlari va shunga o'xshash umumiy ma'lumotlar taqdim qilinadi. 23 iyul kuni ana shunday ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu marosimda juda ko'p kishilar qatnashdi. Ve cüde yakşı bir sözler eytirdi. Bugün gününde Müslüman alamıda muammalar köpeyip gitgenlige, bunun özüge yarışa sebepleri varlige. Lekin bunge karab durmazdan, mumun Müslümanlar, hususen ulamalar, mezkur muammalarga yeçim topuş hareketi de buluşu gereklige, tinçlik, amanlık bilen, hayır, bereke bilen, iştihat kılıp muammalarını bertaraf etip, mumun Müslümanlar tinç aman, sağ salamat, hayır barakada, Allah'ın ibadeti de yaşam barışlarının teminleş için koldan kirgen hareketlerini kılıç zarureti doğrusu da söz yürütüldü. Keyin encümanın özünü işçi meclisleri başlandı. Bu encümanın tertibine binaen her bir mecliste bitti reis saylanadı. Yani ki avvaldan ruhat koyulgen buladı. Teşkilatçılar özleri kelişken halde kırışadı bunu. Üçte natık buladı. Mavzu bitti. Bitti mavzunu aladı. Şu mavzu boyunca üç kişi özü nutuk tayirlegen buladı. Haligi tayirlengen reis mezkur maruzatçilerge brinketin söz beredi. Ular sözünü sözden bugandan son iştirakçılar mazkur sözlengen sözlerge öz münasebetlerini bildirişedi.
ba'zi joylarni xato deb bilsalar, o'shani aytib, aslida qanday ekanligini, o'zining fikrini bayon qiladi. Ba'zilar tushunmay qolgan joyini so'raydi. Ba'zilar o'sha aytilgan gaplarni tasdiqlab, o'zini gapini aytishi mumkin. Yana shunga o'xshagan muzokaralarga, bahslarga ham alohida vaqt ajratiladi. Ana ko'rsatilgan vaqtga ichida mana shu ilmiy, demak, gaplar, so'zlar, ma'lumot berishlar bo'lib o'tadi. Bu albatta hamma uchun foydali bo'lishi ma'nosida harakatlar bo'ladi. Odatda 2 kun, 2 yarim kunlik majlislar bo'ladi. Shunda 4 ta, 5 ta shunga o'xshagan, demak, o'tirishlar bo'lib, har bir o'tirishni o'zining raisi, o'zining notiqlari va haliginga o'xshagan ilmiy muloqashalar, fikr mulohazalar bildirish holatlari bo'lib o'tadi. Islom olami mushkulotlar va yechimlar deb atalgan mazkur anjumanda ham mana shu narsa nihoyatda go'zal tarzda o'tdi. Notiqlar o'zlari tayyorlab kelgan ilmiy, demak, ma'ruzalarini qilishdi. Ishtirokchilar o'z fikr mulohazalarini berishdi. Albatta bu yerda tahrir hay'ati saylangan bo'ladi. Ular fikr mulohazalarini hammasini tartib bilan qog'ozga tushirib borishadi va oxirida, demak, yakunlovchi bayon deb atalgan yakunlovchi hujjat e'lon qilinadi. Bu anjumanni ham yakunlovchi hujjati arab tilida bo'lib 16 sahifadan iborat bo'ldi. Ana buni o'sha yakunlovchi majlisda o'qib eshittiriladi. Yozma ravishda kishilarga tarqatiladi. Bu bayonotda o'sha, demak, anjumanni bo'lib o'tgani, unda ishtirok etgan kishilar, nutqlar to'g'risida ma'lumotdan keyin anjuman ishtirokchilari qabul qilgan qarorlar haqida 1-2 deb, demak, ma'lumot beriladi. Uni anjumanni, demak, so'zlovchisi hammaga o'qib eshittirgandan so'ng kishilar o'sha tavsiyalar, qarorlar borasidagi o'zlarining fikr mulohazalarini ana shu, demak, tuzatishi kerak bo'lgan joylari o'zlarining fikricha va boshqa ko'p narsalarni uzoq munoqashasi bo'ladi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Lekin ko'pchilik o'sha hay'at, tahrir hay'ati tomonidan taqdim qilingan matnni ko'p bandlari tasdiqlandi. Yana ba'zi bir tuzatishlar kiritildi va qo'shimcha ma'lumotlar ham taqdim qilindi. Ana shu asosda, demak, anjumanni qarorlari qabul qilindi. Bu qarorlarda albatta islom olamidagi mushkulotlarni ozaytirish, mo'min musulmon xalqlarini tinch, omon, xayr-barakada yashab borishlarini ta'minlash, islom shariati qonun-qoidalarini keng tarqatish, islom dinini, demak, o'zini dini deb bilgan mo'min musulmon xalqlarini ozod, farovon, yaxshi va hurriyat bilan yashab borishlari uchun qilinadigan ishlar kabi ko'pgina yaxshi niyatdagi rejalar e'lon qilindi. Albatta, Makka-i Mukarramada Ka'batullohni yonida bo'ladigan bundak majlislar xayr baraka, yaxshi bir, demak, niyat, orzu, umid, duolar bilan ziynatlangan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu, demak, anjumanni ham butun mu'min musulmon ummati uchun xayrli, barakotli qilgan bo'lsin. Islom olami mushkulotlar va yechimlar deb atalgan anjumanni davomida yana bir majlisda men ishtirok etdim. Bundan bir necha yil avval Robtatul olamli islomiy dunyo ulamolari, musulmon ulamolari va mutafakkirlarini birlashtirib, bularni muammolarini hal qilishni yo'lga qo'yish niyatida katta bir konferensiya o'tkazib, shu konferensiya Multaqal alami lil ulama wal mufakkirin al muslimin deb atalgan tashkilot tuzgan. Dunyo musulmon ulamolari va mutafakkirlarining muloqoti deb atalgan bu tashkilot tuzilgandan keyin tashkilotni rahbariyati saylangan. Rahbariyatga bir necha kishilar a'zo bo'lgan. Shularning ichida men ham bo'lishimni Alloh taolo nasib etdi.
ana o'sha dunyo musulmon ulamolari va mutafakkirlari tashkilotining rahbariyatini ham majlisi katta majlisidan bo'sh vaqtlarda ikki marta to'planib majlis o'tkazdi. Bu majlisda o'sha tashkilotni olib borayotgan ishlari haqida ishchi guruh hisobot berdi. Rahbariyat bu hisobotni ko'rib chiqib tasdiqladi. Keyin bo'ladigan rejadagi amallarni ham munoqashasi bo'ldi. Jumladan Kuveytda bu yilning oxirrog'ida noyabr oyida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oli baytlari va sahobalarini muhabbati to'g'risida bir ilmiy anjuman o'tkazishga qaror qilindi. Yana Falastin masalasi bo'yicha, Quddus sharif masalasi bo'yicha xalqaro bir anjuman o'tkazish masalasi ko'rildi va tashkilotni ikkinchi qurultoyini o'tkazish masalasi ham o'rtaga qo'yildi, bahs qilindi. Bularni o'rganish, ma'lumotlarni ko'paytirishga qaror qilinib, qachon o'tkazilishi keyingi majlislarda tasdiqlanishiga kelishib olindi. Albatta, Makka mukarramada bo'lgan, umra qilgan, u yerni ziyorat qilgan insonlar Madinai Munavvaraga borishlari ham turgan gap. U yerga borib, Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning ziyoratlarida, masjidlarida, ravzalarida bo'lish har bir mo'min musulmonning orzusi bo'ladi. Shuning uchun robitani har bir tadbiriga kelgan insonlarni Madinaga borishlari uchun albatta barnoma bo'ladi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Ishtirokchilar, jumladan kamina xodimingiz o'z hamrohlari bilan ham Madinai Munavvaraga bordik. Rasul akram alayhissalotu vassalomning ziyoratlarini qildik. Duo fotihalarida bo'lindi, ravzalarida bo'lindi, masjidlarida namozlar o'qildi. Go'zal bir ziyorat bo'ldi. Ajoyib bir ruhoniy holat yuzaga keldi. Alloh subhanahu va taolo o'sha muqaddas tuproqlarda xalqimiz, elimiz, yurtimiz, dini diyonatimiz to'g'risida tinchlik, omonlik to'g'risida farovonlik, xayr baraka Alloh taoloning ibodatida sobit qadam bo'lishi to'g'risidagi qilingan duolarni qabul etgan bo'lsin. Doimo yaxshilik, xayr barakada bardavom bo'lishimizni nasib etsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.